Bismillahirrahmanirrahim Bundan sonra şunu bil ki Rabbin cahillik sebebiyle fenalık yapan peşinden tövbe edip halini ve işini düzeltenleri bağışlar. Rabbin onların bu hallerinden sonra elbette gafur ve rahim olduğunu gösterir. Rabbiniz ruhlarınızdaki duyguları pek iyi bilir. Eğer siz iyi kimseler iseniz şunu bilin ki Allah kötülüklerden özellikle anne ve babasına yaptığı kötü muamelelerden tövbe edenlere karşı günahları çok affedicidir. Çok geçmeden bütün serveti kül oldu. Sahibi bu halini görünce bağın çökmüş çardakları karşısında yaptığı masraflarına harcadığı emeklere acıyıp, avuçlarını ovuştura kaldı. Ah! diyordu. Nolaydım, Rabbime ibadette hiçbir şeyi ortak yapmamış olaydım. Sen, o hasret ve pişmanlık gününü, o haklarında ilahi hükmün yerini bulacağı günü anlatarak uyar onları. Ama onlar gaflet içindeler. Hala iman etmiyorlar onlar. Ancak tövbe eden, iman edip makbul ve güzel işler yapanlar cennete girecekler ve asla haksızlığa uğramayacaklardır. Şu da muhakkak ki inkardan dönüş yapan, iman eden, güzel ve makbul işler yapan böylece doğru yola giren kimseyi de affederim. Eyvah dediler. Gerçekten biz zalim kimselermişiz. Eğer onlara Rabbinin azabından bir esinti bile dokunsa, eyvah, yazıklar olsun bize. Biz gerçekten kendimizi bu azaba müstehak etmekle kendimize zulmetmişiz derler. Nihayet, yevcüc ve meycucun setleri açılıp her tepeden dünyaya akın etmeye başladıkları, doğru vadin vaktinin yaklaştığı sıra, işte o zaman kafirlerin gözleri birden dona kalır. Eyvah bizlere! Biz bundan tam bir gaflet içindeydik. Daha doğrusu, kendimize zulmettik, diyecekler. Ahireti inkar edenlerden birine, ölüm gelip çatınca, işte o zaman, Ya Rabbi der, ne olur beni dünyaya geri gönderin, ta ki zayi ettiğim ömrümü telafi edip, iyi işler yapayım. Hayır, hayır, bu onun söylediği manasız bir sözdür. Çünkü dünyadan ayrılanların önünde artık diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardır. Ey ulu Rabbimiz derler. Azgınlığımız, kötü talihimiz ağır bastı. Biz de yoldan sapan kimseler olduk bir kere. Ama ne olur ey ulu Rabbimiz, kurtar bizi bu ateşten. Eğer bir daha o kötülükleri yaparsak, işte o zaman kendimize iyice yazık eder, zalimin teki oluruz. Ey ulu Rabbi'miz derler, azgınlığımız, kötü talihimiz ağır bastı. Biz de yoldan sapan kimseler olduk bir kere. Aman ne olur, ey ulu Rabbi'miz, kurtar bizi bu ateşten. Eğer bir daha o kötülükleri yaparsak, işte o zaman kendimize iyice yazık eder, zalimin teki oluruz. Ama bu iftira suçundan sonra tövbe edip halini düzeltenler bu fasıklık damgasından kurtulurlar. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Mümin kadınlara da bakışlarını kısmalarını ve edep yerlerini açmaktan ve günahtan korumalarını söyle. Yine söyle ki, mecburen görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini yakalarının üzerini kapatacak şekilde örtsünler. Zinet takılan yerlerini kocaları, babaları, kocalarının babaları, oğulları, üvey oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, mümin kadınlar, ellerinin altında bulunanlar, köreler, erkeklikten kesilip, kadınlara ihtiyaç duymayan hizmetçileri ve henüz kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocukları dışında kimseye göstermesinler. Saklı ziynetlerine dikkat çekmek için ayaklarını da vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz toptan Allah'a tövbe ediniz ki felaha eresiniz. O gün zalim parmaklarını ısırır, Eyvah der keşke o peygamberle birlikte yol tutsaydım eyvah keşke falanı dost edinmeseydim vallahi bana gelen öğütten kur'andan beni o uzaklaştırdı zaten şeytan insanı işte böyle uçuruma sürükleyip sonra da yüzüstü yalnız bırakır o gün zalim parmaklarını ısırır, eyvah der. Keşke o peygamberle birlikte yol tutsaydım. Eyvah! Keşke falanı dost edinmeseydim. Vallahi bana gelen öğütten, Kur'an'dan beni o uzaklaştırdı. Zaten şeytan, insanı, işte böyle uçuruma sürükleyip, sonra da yüzüstü yalnız bırakır. Ancak şu var ki, dönüş yapıp iman edenler, güzel ve makbul işler işleyenler, bundan müstesnadır. Allah, onların kötülüklerini iyiliklere, günahlarını sevaplara çevirir. Çünkü Allah, gafurdur, rahimdir. Çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Kim tövbe edip, güzel ve makbul işler yaparsa, Gereğince tövbe eden işte odur. O da putlarıyla çekişirken şöyle derler. Vallahi de tallahi de biz besbelli bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü biz sizi Rabbül Alemin ile bir tutuyorduk. Ama bizi saptıranlar da o mücrimler oldu. Şimdi artık ne şefaatçimiz var bizim, ne candan bir dostumuz. Ah ne olurdu, imkan olsa da dünyaya bir dönsek ve müminlerden olsaydık. Ya da putlarıyla çekişirken şöyle derler. Vallahi de tallahi de biz besbelli bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü biz sizi Rabbül Alemin ile bir tutuyorduk. Ama bizi saptıranlar da o mücrimler oldu. Şimdi artık ne şefaatçimiz var bizim, ne candan bir dostumuz. Ah ne olurdu, İmkan olsa da dünyaya bir dönsek ve müminlerden olsaydık. Orada putlarıyla çekişirken şöyle derler. Vallahi de tallahi de biz besbelli bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü biz sizi Rabbül Alemin ile bir tutuyorduk. Ama bizi saptıranlar da o mücrimler oldu. Şimdi artık ne şefaatçimiz var bizim, ne candan bir dostumuz. Ah ne olurdu? İmkan olsa da dünyaya bir dönsek ve müminlerden olsaydık. Derken deveyi boğazladılar. Ama çok geçmeden yaptıklarına pişman oldular. Benden korkanlar zulüm ve günah işleyenlerdir. Fakat onlar da o fenalıktan sonra güzel işler yaparlarsa, onlara karşı da ben çok affedici, geniş merhamet ve ihsan sahibi olarak muamele ederim. Musa bir gün, halkın habersiz olduğu bir sırada, şehre girdi. İki adamı, birbiriyle kavga eder vaziyette gördü. Onlardan biri, kendi kavminden, öbürü ise, düşmanının kabilesinden idi. Hemşehrisi, düşman olana karşı yardım istedi. Musa da eliyle vurur vurmaz adamı öldürdü. Arkasından bu dedi: Şeytanın işindendir. Kötü bir iştir. O gerçekten saptırıcı açık bir düşmandır. Eğer senin halkın inkar ve isyanları yüzünden kıyamet günü duruşmasında kendilerine azap verildiğinde ey Ulu Rabbimiz Dünyadayken bize de peygamber göndermiş olsaydın, biz de ayetlerine uyarak, müminler arasına dahil olurduk, demesinler diye seni elçi gönderdik. Bu defa onları putlaştıranlara hitaben, Haydin, şeriklerinize yalvarın da, onlardan yardım isteyin, denir. Yalvarırlar ama, onlar bunlara cevap veremezler. Fakat cevap olarak, karşılarına çıkan azabı görürler. Ne olurdu yani dünyadayken bu gerçeği anlayıp hakkı kabul etselerdi. Ama inkardan dönüş yapıp iman eden, güzel ve makbul işler yapan kimseler felah bulanlardan olmayı umabilirler. Yüzleri ateşte kah bu yana, kah öbür yana çevrileceği gün ah derler. Ah ne olurdu. Keşke Allah'a itaat etseydik. Keşke peygambere itaat etseydik. Ezilenler de kibirlilere, hayır, işiniz gücünüz gece gündüz dola. Siz daima Allah'a körlük etmemizi, ona bir takım şerikler uydurmamızı bizden isterdiniz, derler. Ve böyle atışırlarken hepsi, azabı gördükleri o esnada, pişmanlıklarını içlerine atarlar. O inkarcıların boyunlarına ateşten demir halkalar takarız. Bu yaptıklarının adil bir karşılığı değil midir? Eyvah bize derler. İşte bize bahsedilen hesap günü. Birbirlerine dönüp itham ederek karşılıklı soru yöneltirler. Tabi olanlar önderlerine siz derler bize en çok önem verdiğimiz taraftan, sağ cihetten gelir, ısrarla size tabi olmamızı isterdiniz. Davud, doğrusu senin tek koyununu, kendi koyunlarına katmak istemekle, o sana haksızlık etmiştir. Zaten, malda ortak olanların çoğu, birbirlerine haksızlık ederler. Ancak, gerçekten iman edip, Makbul ve güzel davranışlarda bulunanlar böyle yapmazlar. Onlar da o kadar azdır ki. Davud, kendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derhal, Rabbinden mağfiret diledi. Eğilip secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi. Biz de ondan bunu affettik. Muhakkak ki, onun bize yakınlığı ve güzel bir akıbeti vardır. De ki, Ey çok günah işleyerek kendi öz canlarına kötülük etmede ileri giden kullarım Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz Allah bütün günahları affeder çünkü o gafur ve rahimdir çok affedicidir merhamet ve ihsanı fazladır Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun ona itaat edin yoksa yardım göremezsiniz. Ta ki kişi şöyle demeye mecbur kalmasın. Rabbime karşı yaptığım bunca kusurdan dolayı yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun bana ki ben onun diniyle, kitabıyla alay edenler arasında yer aldım. Yahut Allah bana hidayet verseydi ben de Allah'a karşı gelmekten sakınanlardan olurdum.'' Yahut azabı göreceği sıra ah elime bir fırsat geçse de iyilerden olsam arşı taşıyan bir de onun çevresinde bulunan melekler devamlı olarak Rablerini zikir ve ona hamd ederler ona gerçekten inanır ve müminler için şöylece af dileyip dua ederler ey ulu Rabbimiz senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe edenleri ve senin yoluna tabi olanları affet ve onları cehennem azabından koru. O gün zalimlere mazeretleri fayda sağlamaz. Onlara sadece lanet vardır. Onlara sadece kötü bir yurt vardır. Kafirler cehennemde, ey ulu Rabbimiz derler. Gerek cinlerden, gerek insanlardan bizi saptıran o şeytanları bize bir gösteri ver de onları ayaklarımızla çiğneyelim. Aşağıların aşağısı olsunlar. Ta ki huzurumuza gelinceye kadar böyle devam eder. Huzurumuza çıktığında arkadaşına keşke seninle aramız doğuyla ile batı arası kadar uzak olsaydı. Meğer sen ne kötü arkadaşmışsın der sizden birinize ölüm gelip çatmadan önce, size nasip ettiğimiz imkanlardan Allah yolunda harcayın. Ölüm gelip çatınca, Ya Rabbi, az mühlet ver bana. Bak nasıl hayırlar yapacağım. Tam takva ehlinden olacağım diyecek olsa da, Allah, vadesi gelen hiçbir kimsenin eceline ertelemez. Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır. Şimdi ikiniz de ey peygamber eşleri! Eğer kalplerinizin matlub olan durumdan kayması sebebiyle Allah'a tövbe ederseniz ne âlâ! Yok eğer hislerinize mağlub olup peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki Allah da onun yardımcısıdır. Cebrail de, salih müminler ve melekler de ayrıca onun yardımcılarıdır. Ey kâfirler! Siz ise bugün boşuna mazeret ileri sürmeyin. Siz ne yaptıysanız onun cezasını çekeceksiniz. Ey iman edenler! Samimi ve kesin bir dönüşle Allah'a tövbe ediniz. Böyle yaparsanız Rabbinizin sizin günahlarınızı affedeceğini, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğini umabilirsiniz. O gün Allah, peygamberini ve onun beraberindeki müminleri utandırmaz. Onların nuru, önlerinden ve sağ taraflarından süratle ilerler. Şöyle derler onlar, Ey Kerim Rabbimiz! Nurumuzu daha da arttır, tamamına erdir, kusurlarımızı affet. Çünkü sen her şeye kadirsin. Ve ilave edecekler. Şayet biz gerçeği işiten ve aklını çalıştıran kimseler olsaydık, elbette bu alevli ateşe girenlerden olmazdık. Yazıklar olsun bize! Ne azgın kimselermişiz! Olur ki Rabbimiz bize, onun yerine daha hayırlısını verir. Biz Rabbimizin rahmetini arzu ediyor, ona dönüyoruz. Servetim, malım bana fayda etmedi. Şüphesiz o, kafirler için büyük bir pişmanlık ve karşılaşacakları kesin bir gerçektir. O halde, ey şanlı elçi, haydi sen de Rabbinin yüce adını zikret. Dedim ki onlara, Rabbinizden af dileyiniz, zira o gafurdur. Keşke sağlığımda bu hayatım için hazırlık yapsaydım, der. Rabbine, hamd ile tesbih et ve ondan af dile. Çünkü o tevvaptır, tövbeleri çok kabul eder.''